Saygıdeğer izleyenler, Ünye Şoförlü Odası Başkanı Bekir Şimşek Beyefendi ile beraberiz. Konumuz, herkesin, her kesimden insanın derdi, en büyük çilesi trafiğin keşmekeşliği. Şehir içerisindeki, cadde içerisindeki yolların her birinden herkesin kendi kafasına göre trafik akışı sağladığı bir yerde son bir yıl aşkın süredir odamız başkanı Bekir Şimşek yetkilileri bu konuda Ünye'ye gerçek manada nefes aldıracak bir çeki düzen vermek için çalışıyor. Öğrendiğimiz kadarıyla önümüzdeki çarşamba günü, tarihin hesabını siz yapın artık, çarşamba günü Ünye'de büyük bir toplantı yapılacak trafikle ilgili olarak. Bu toplantıya kimlerin katılacağını Bekir Şimşek Bey kardeşimizden alalım. Neticede özetlerse bize trafik nasıl sağlamlaşacak Ünye'de? Buyurun başkanım. Öncelikle Ahmet'ciğim çok teşekkür ediyorum. Rica ederim başkanım. Asli görevimiz. Şu anda bu sadece Ünye'nin değil, Türkiye'mizin en büyük problemlerinden bir tanesi trafik. Yani verdiğimiz can kaybıyla, verdiğimiz maddi hasarla, yani inanılmaz derecede bir masraf var. İç acıtıyor. Evet, inanılmaz derecede. Ha, bu Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Ünye'mizin trafiği ne uluslararası ne Türkiye'nin trafiğine uymuyor. Ünye'nin şehir içi trafiği kendine has bir trafik, kendinin yarattığı bir trafik var. Ha, bunun içinde aynı hataları ben de yapıyorum. Aynı her gün, yani benim gibi Ünyelilerin de çok yani böyle bıkkınlık verdiği hareketleri herkes yapıyor yani Ünye'nin içinde, ama yaptığı hatadan herkes de şey muzdarip. Herkes de muzdarip. Şimdi Ünye'mizin içinde 20 binin üzerinde bizim trafiğimize karıştı araç var. Bir de bizim plakamız olmadan dışarıdan gelen plakalar var. Şimdi zaten aldığınız plaka kendiniz üzerinde geliyor yeni yasaya göre. Bunlarla 25-30 bine civarında Ünye'nin içinde hareket eden bir trafiğimiz var. Benim çocukluğum meydanda geçmiştir. Doğru, doğru. Biz meydanda Ziraat Bankası'nın arkasında top oynuyorduk. Araç geliyor dendi mi, araba geliyor dendi mi çekilirdik. Araba geçerdi, top oynardık. O zaman yol stabilizeydi, daha genişti. Şimdi daha dar. Araba o zamanki şartlarına, şimdiki şartlarına milyonlarca fersat değişti. Sürücü arttı, araba arttı. Bizim şehir aynı. Bizim şehrimizin kazayla daha şey yapılmadı. Organize sanayimiz yapılmadı. Üniversitemiz tam olarak işlev, fakültemiz işlev halinde değil. Bunlar da yapıldığı zaman organize sanayi tam teşekküllü olsun. Bizim 200 bine nüfusa aday bir ilçeyiz. Doğru. Karadeniz'in en güzel ilçesi. Ama bizim en sorunlu bölgelerimizden bir tanesi trafik. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi. Fakat bizdeki trafik çok daha sorunlu. O kadar sorunlu ki yani herkes nerede isterse oraya park yapıyor. Kuralsız. Evet. Nerede isterse oradan dönüş yapıyor. Nerede isterse sağa giriyor. Nerede isterse sola giriyor. Samsun tarafından gel bakıyorsun. Aynısını ben de yapıyorum bak. Bunu hiç şey yapmıyorum. Ben hiç kimseye şey yapmıyorum. İnsanları yadırgayamıyorum. Yok kesinlikle. Yok çünkü altyapı yok. Altyapı olmadığından Samsun yoldan gelirken sağ tarafta mı araba park edecek yer var, solda mı? Bakıyorum. Sağ sol fark etmiyor. Nerede park yeri varsa oraya arabamı bırakıp gidiyorum. Yanlış olduğunu bile bile. Aynen. Aynen. Ama bak benim gibi Ünyeli hemşehrim, Ünyeli kardeşlerimin hepsi yapıyor bunu. Peki bu sıkıntıya ne zaman, nasıl bir çözüm düşünüyorsun? Yıllardır çalışıyorsun. Bunu Büyükşehir'e aktardık. Kaymakamımızın da dilekçesi var. Ünye Belediye Başkanımızın da bu şeyde çok büyük dilekçesi var. Allah razı olsun. Ve bu çarşamba günü, önümüzdeki çarşamba günü Büyükşehir gelip bu işten anlayan bir ekiple Ünye'mize inşallah zor verecek. Ha, alışılmıştan da caymak da çok zor. Yani bizim Ünyelimiz belki kızacak ama buna alışacağız. Yani bu şekilde bu trafik gitmez. Bu sene gider. Belki bir tek sene ama öbür sene mümkün değil. Buna bir çare bulunması önce lazım. Önce can diyorsak can evet, güvenliği önemli. Buna biz de bisiklet istediği yerden gider. Motosiklet istediği yerden döner. Yaya istediği yerden gider. İstediği yerden geçer. Dolmuş istediği yerden durur. Bak ben dolmuşlarım ama yok. Dolmuş durağımız çaresiz yok. Çaresiz gidiyorlar. Evet. Herkes istediğini yapıyor yani bizim trafiğimize. Bunun önüne geçmemiz için de
büyükşehir adımını attı. İnşallah iyi bir plan çıkar. Bu çarşamba günü toplantı evet. yapıyoruz. Değerli üyeli hemşehrilerimize de bu planı sunarız. İnşallah sağlıklı bir döneme gireriz. Bu meydandaki trafikte bundan nasibini alacak. Her taraf. Düzelecek. Her taraf. Önce ana damarı. Önce bizim sahili ana damarı düzeltmemiz lazım. İçerideki kılcal damarlar burası açıldığı zaman o da açılır. Boşalır. Evet. Peki Sayın Başkanım. Teşekkür ediyor. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Ben teşekkür